Tık tık tık. Merhabalar. Evde misiniz bu akşam? Yine biz konuk olacağız. Eğer müsaitseniz. Az önce Harun dedik şimdi canlı yayındasın dedi. Ben de hemen tık 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 yaptım. İkinci tekrar oldu kendim için ama sizler için ilk oldu. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Keyifli ve güzel bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Çünkü bu alemde tek geçerim. Benim için tek Kadir var. Kadir Çermik bizimle birlikte olacak. Bir merhaba diyelim bakalım. Kadir'i yayına alalım. Şimdi onun da kapısını çalacağım. Sizlerin kapısını çaldığım gibi. Ay sesim de bir şey yaptı. Gitti. Ama sebep ne diyeceksiniz biliyor musunuz? Niye böyle oldu? Zencefilin kaç lira olduğunu biliyor musunuz? En son bir iki hafta önce almıştım zencefili. 29 liradan almıştım kilosunu. Amanın amanın neredeyse küçük çaplı bir kalp krizi geçirecektim bugün. 87 lira. 87 lira olmuş. Kadir'ciğim, Kadir'ciğim bekliyoruz seni Harun. Ama şey bir türlü yayını alamıyorum ben. Kadir'e bir sıkıntı var yine. Bir bakar mısın? Geldi benim kurtarıcı kocam. Merhaba desene sen de. Kadir'ciğim. Yayını alamıyorum. Bakalım, bakacağız. Şimdi herhalde olacak. Kadir'cim, bizi duyuyorsan, ay yine güzel isimler bizimle birlikte. Süleyman Şef'im merhaba, bütün yayınımda yalnız bırakmıyorsun bizi. Merhaba diyememiştim sana daha önceki yayınlarda. Sevgiler, çok teşekkürler, yine bizimle birliktesin Süleyman Şef'im. Sevgili Bahar yine bizimle birlikte. Mertel Hocam, nasılsınız, iyi misiniz, keyfiniz yerinde mi? Çok sevdiğim doktorum. Mertel Yoğurtçu bizimle birlikte ve tabii ki Sabah Yıldızı ailesinin en güzel Sabah Yıldızı Işıl'ım da bizlerle birlikte. Arkadaşlar sakın zencefilli su içtiğimi düşünmeyin. Yani alan var, alamayan var. Gerçekten çok pahalı. O yüzden sıcak su içiyormuşum gibi düşünün. Ama böyle birazcık... Ben bir Kadir'i bir cep telefonundan arayayım. Bakayım ne yapıyor? Ne yapıyorsun diyeyim. Beni Kadir'cim. Şimdi bekliyoruz. Bakalım niye geç açmış kapıyı? Ararsan Tık tık tık. ulaşamazsın Niye ki. bekletiyorsun kapıda? Vallahi ararsan ulaşamazsın ki. tokat geliyordu bak. Kaç Ama kişi burada kapıda. bir şey söyleyeceğim. Ben bekliyorum gerçekten. Fakat şöyle bir dangalaklık yapmışım. Çok özür dilerim. Senin ni bekliyorum. Yani Serap Uluyol'un hesabını bekliyorum. Ya Serap Uluyol kim ki Nilüfer sahnesinin yanında? Kurban olurum. Çok özledim seni. Çok güzelsin. Ne Ben de yapıyorsun? çok özledim. En son Kaş'ta birlikteydik. Aynen. O zaman Fakat beraber. Kaş'ta böyle el ele kol kola can cana yürürken rahat bırakmıyor. Allah'ım herkes işte abi Kadir. Ben dedim ki ya ne oluyor Kadir dedim. Sana ne oluyor böyle? Niye herkes sana Kadir abi? Ya Kaş'ta çok tanınan birisi olduğunu düşünmüştüm. Her birisi ünlü olmuşsun sen. Yok yok, ben Kaş Belediye Başkanlığı'na adaylığımı koyacaktım. Ya çok özlemişim. Ne yapıyorsunuz? İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz. Mehtapçım bizden de sana çok kalp. Mehtap Bayri senden bir konumuzda Aynen. Mehtapçım canım benim. birazcık böyle dedikodu yapacağız. Ne var ne yok diye. Vallahi iyi. Bugün zencefil almaya gittim. Zencefilli ben çok seviyorum. Çok da tüketiyorum. Ondan bahsediyordum şimdi. 87 lira olmuş kilosu. Keşke Ne? zencefil yatırım yapaydık. 2 hafta önce dolar bile bu kadar yükseldi.
Çokmuş ya gerçekten. Bak en son 30 liradan aldım. İnanmadılar bana. Arabada fişini buldum. Böyle hep bir yere atıyorum ben fişleri toplayıp gösterdim. 30, 29 lira hatta. Bugün 87 lira. İnanılmaz bir şey ama gerçekten ya. Sebep ne sence? Yani sebep burada sanırım krizi fırsata çevirme. Başka bir şey olabilir mi? Yani bilmiyorum ama hani bu kadar kısa bir sürede bu artış, yani Evet. iyi niyet yok yani. Burada öyle bir koku yok ne yazık ki yani. Şey söylenmiş herhalde. Zencefil iyi geliyor bilmem ne falan gibi şey. Muhtemelen onun da etkisi vardır Galiba. tekstillerle. Tabii Keşke de yani şöyle bir işte ton. bu artık koca karı ilaçlarından, hurafelerden, şu şöyledir, bu böyledir, şu çok iyi olur, bu böyle iyi olur. Yani artık hani yani onlardan biraz gına geldi. Çok gerçekten çok şiştim yani ben. Aha. Hani ya birazcık böyle hani neler oluyor, neler bitiyor diye baksa insanlar, hani bilim insanları neler söylüyor, neler yapılır, neler edilir. Hani azıcık oralarda birazcık hani uyanıklık değil ya, normal hani modern bir insanın yapması gereken şey yani bu, değil mi? Hani takip etmek, bakmak, neler oluyor, neler bitiyor diye görmek. Birazcık öyle olsa belki de zencefil bu kadar pahalanmayacaktı. Sen neler yapıyorsun? Yalnız yapıyorsun sen. Yalnızlık zor zanaat. Ya ben ya evet, birazcık öyle. Yani valla çok da özel bir şey yapmıyorum. İşte yani senin de bildiğin, hemen hemen çoğumuzun da bildiği şeyleri yapıyorum. Evdeyim, işte yemek yapıyorum, işte temizlik yapıyorum. İşte Hasan kendine iyi bakma. Şahin kulak oluyorsun. Hasan Şahin Türkiye göz kulak oluyorsun. Yaşı tabii 65 yaş üstü olunca onun. Arayıp soruyorsunuz değil mi? Ya Nasılsın? işte ara sıra gidiyorum, ekmeğini falan alıyorum, kapının önüne bırakıyorum diye. Ama duymasın, mahveder beni valla. Hasan'ım, Hasan'ım kurt koca yiyince neler oluyor? Değil Yo nasıl? yo hiç öyle söyleme. Hasan abim hepimizi sulu götürür, susuz getirir valla. O gayet iyi bakıyor kendine. Çok da dinç yani. Gerçekten öyle. Yok yok maşallah. Aynen aynen. Bizim sınıfın en küçüklerinden de Hasan Şahin Türk biliyorsun. Ya Onun özledim ya gerçekten. Ya en çok özlediğim de en çok istediğim de gerçekten böyle hani o duyguyu mesela yaşayacağımı tahmin etmiyordum. Gerçekten böyle dokunmak, sarılmak, hani böyle tokalaşmak falan. Hani böyle onları falan gerçekten insan özlüyormuş. Hani tabii ki de dikkat ediyoruz hani o sosyal mesafemiz falan filan ama hani gerçekten insan onları da özlüyormuş yani. Ya özlenmez mi? Ben ki hani sokaktaki insanlara bile böyle sarılan, onları bile hani öpen o kadar böceği bir insanım. Hele benim için düşün ki Tabii. müebbet gibi yaşıyorum ben. Benim için gerçekten öyle müebbet gibi yaşıyorum. Bugün Fidel'le bir tane masal anlattı bana. O masalı hadi anne birlikte oynayalım dedi. Sonra bir yerde ben kraliçe oldum. O kral oldu. Biz evlendik. Sonra dedim ki sonrasında da çocuğumuz olacak. Ama kralım dedi mutlaka sarılmamız lazım. Mutlaka öpüşmemiz lazım. Hayır Ya o çocukların çok büyük travması oldu. Bir arkadaşımın da oğlu, hatta Müfit'in, sen biliyorsun Müfit'i. Bizim Müfit'in oğlu da mesela evleri bahçeli, bahçeye çıkmak istemiyor. Ya yarasa gelirse diyor mesela. Ne? Ne dedi anne istiyorsan hikayeyi de anlatayım diyor. Sonra bana diyor Fidan? anne galiba çok büyük bir hata yaptım sana bu masalı anlatmakla diyor. Sürekli beni öpmek. Hayır öpüşmek yok, sevişmek diyor. Çocuğum. Aynen. Garip dönemlerden geçiyoruz. Evet, garip dönemlerden geçiyoruz. Neler olacağını çok da bilmiyoruz. Bilmiyorum. Evet, bir takım öngörülerimiz var birazcık. Hadi neler olacak, neler bitecek ama hani bakalım hani bu süreç nereye evrilecek, neler olacak, nasıl yönetiliyor ve nasıl yönetilmeye devam edecek. Bunlar da tabii büyük telaşlarımız hepimizin. Yine de tabii hani bir tık da olsa kendimizi şanslı görüyoruz. Hani evdeyiz belki. Belki bir tecriddeyiz. Belki bir karantinadayız. Kendi kendimizi birazcık da hani korumak için. Hem kendimizi hem dışarıdaki diğer insanları da korumak için. Belki bunu yapıyoruz. Fakat tabii
biz bunu yaparken bunu yapamayan ve çalışmak zorunda olan insanlar var. Özellikle sağlık emekçileri başta olmak üzere işte işçiler, işte paket servis yapan yemek yerleri, kuryeler ve daha birçokları. Devam ediyor tabii ki. Hani biz bir şekilde Tabii. minimal biliyoruz kendimizi, şanslı bir azınlığız belki. Ama büyük bir genelinde hayat devam ediyor ve gerçekten de çok sıkıntılı, çok zor. Evet. Bir çok gelişmiş bir refah devleti olaydık da yani. Evet, yani ki onlar bile hani çok gelişmiş refah devleti dediğimiz devletler dahi neler neler yaşıyorlar şu anda. Onların halleri de gerçekten bakınca çok karanlık konuşmak da istemiyorum bir taraftan Serap'ım. Yani çünkü gerçekten hani gelmeden önce birazcık işte haberler, internet, Twitter ortamlarına biraz baktım. Gerçekten baktığımda hani böyle uzun süre kilitlenip de böyle birazcık da böyle hevesliyim, merak da ediyorum böyle neler oluyor, neler bitiyor diye. Hani böyle 20-25 dakikanın sonunda ciddi bir rehabilitasyon sürecine girme ihtiyacı Değil duyuyor mi? Ha. insan. Ve o birazcık kötü yapıyor ne yazık ki. Orada birazcık dengemizi korumamız gerekiyor sanırım hepimizin kişisel olarak. Ama hani işte özetle bunu biz yaptık aslında. Bütün her Evet. şeyin müsebbibi biziz aslında. Öyle de İnsanoğlu. olunca evet. Yani ben hakikaten onu söylüyorum kendi kendime. Ben yaptım. Sen yaptın. Karşı komşum yaptı. Senin karşı komşun yaptı. Aslında hepimiz yaptık. Kendimizi Şimdi nasıl derleyip toparlarız? Onun derdindeyiz yani ya hepimiz. kendimizi evrenin merkezinde gördükçe iş çığırından çıktı zaten. Yani oysa değil, hani bu evrenin merkezinde insan yok. İnsan olduğundan önce zaten pek çok canlı vardı. Sen şeyi biliyor musun? Böcekleri, yani dünyadaki böcekleri bu gezegenden toplasalar 50 yıl içerisinde hayat bitiyor. 50 yıl. Yani maksimum 50 sene var. İnsan ırkını bu gezegenden toplasalar gezegen ölçülüyor. Tabii Düşün yani. uzar ya. Muhtemelen bir senede toparlar dünya. Tabii ki, tabii ki. Öyle. Yani şu tek hatta belki de bu insan ırkı olmadığı için. O yüzden birazcık daha hani sorgulamamız ya da işte rutin haline getirdiğimiz pek çok alışkanlığımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Çünkü o alışkanlığın içerisindeyken çok düşünmüyorsun, yani doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum. Ama bir olduğunda evet ya, yanlış yaptığımız bireysel olarak da çok fazla şey varmış. Görüyoruz. Teşekkürler evren diyorum ben. Teşekkürler. Evet, aynen. Bir şey söyleyeceğim. Herkes emmi, niye sana emmi diyorlar? Ne oluyor? Çukur dizisinde, Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde oynadığım karakterin adı Emmi. Sağ olsunlar. Hani birazcık o yapıştı üstümüze tabii Emmi Emmi diye. Evet, Emmi. Evet, herkese çok selam söylüyorum buradan. Evet. İzledim Çukur dizisini. Zaten hani sürekli çalışan bir tiyatro oyuncusunun dizi izleme şansı yok. Yani sen bile belki çektiğin pek çok bölümü izleyemiyorsun. Çünkü biz herkes Denk gelmiyor biliyor aynen. evde olduğu saatlerde mesaiye giden bir iş yaptığımız için bana en Aynen. önemli tarafı bu işin açıkçası. O yüzden hiç izlemedim ama galiba çok tutmuş bir iş bu. Devam ediyor mu hala? Sonlandı mı? Yani açıkçası şöyle oldu. Pandemi ilan edilmeden önce dünya genelinde daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Pandemi ilan edilmişti. Bizde ilk vaka görüldüğünde o gün setteydik. Ne yapacağımıza karar verdik ve o gün sevgili patronumuz ben hiç kimsenin sorumluluğunu alamam arkadaşlar. Lütfen biz duralım dedi. Ve tabii ki biz de katıldık, onayladık ve durduk. Uzun süre durduk. Dün daha doğrusu pazartesi günü işte 6-7 arkadaşım dizide oynayan onlar herkes evde kameralarla işte öyle bir küçük bir şey çektiler. O yayınlandı. Hani birazcık hatırlatmak için hani birazcık öyle bir şey ama aktif olarak setimiz devam etmiyor şu anda. Yani umarım bir an önce derler toparlar da hani herkes gibi biz de sağlıklı iş koşullarında çalışmaya devam ederiz umarım. Kadir'im, peki biz seninle en son kaçta görüştüğümüz? 2
senem bitti. İki sene oluyor Serap, bu iki yani sene uzun, oluyor. canımın içi bayağıdır devam eden bir dizi. Evet, bu üçüncü sezonu, üçüncü sezonunu bitirmek üzereydik ki işte korona virüsü belasıyla karşılaştık bütün dünya. Fena değil, güzel, tatlı, keyifli bir iş. İşte bakalım, hani sağ olsun izleyicilerimiz de takip ediyorlar, seviyorlar da. Hani neye evrilecek, neler olacak, neler bitecek, bütün şeyde ben de merak içindeyim, bekliyorum yani. Hep birlikte göreceğiz diyorsun. Ay dur merak ettim. Aynen. Bakayım. Fakat şey keyifli bir var. Fidel söylüyor o müziği de. Anne bak böyle dolambaçlı şarkıları çok seviyorum. Benim ağzım dönmüyor bile o. Biz Dizinin. biraz eski kaldık o için. Ben de kendimi oraya koyarak söylüyorum. Senin de Evet, oldu ben... değil mi? Tabii, benim de bir tane oğlum var. 14 yaşında o. Abi Evet. siz yani çocuk sahibi oldunuz. Bir saçma bir şey olmadı mı o? İyi bir şey mi o? Bilmiyorum işte buna, ya ben şu anda çok mutluyum, çok keyifliyim. Benim için çok iyi bir şey oldu. Yani birlikte büyüyoruz. Ben de onunla birlikte büyüyorum. Daha ne kadar büyüyeceğimi bilmiyorum tabii ama. Ama öyle. Yani ben 40 yaşında doğurdum. Ah, yaşım çıktı. Pardon, geriye sarıyorum. Geriye sarıyoruz. Montaj. Aynen. Montajda bunu. Ben 40 yaşında doğurdum. Ona rağmen bile hani Fidel'le birlikte o kadar çok hani büyüyorum ki bazen diyorum Tabii ne canım. yani nereye ne kadar daha gidebileceğim, daha ne kadar büyüyebileceğim. Çocuk sahibi olmanın en güzel tarafı o herhalde. Birlikte Evet. büyüyüp göze almak oluyor, değil mi? Yani evet, kesinlikle öyle. Ben işte konservatuvar sürecinden önce uzun süre amatör tiyatro ve çocuk tiyatrosuyla da ilgilendim. O yüzden böyle hani çocukları çok da severdim. Fakat ben de mesela 7-8 yaş aralığı, daha doğrusu işte 4 ile 7 yaş, 8 yaş arası daha bir tecrübe, daha işte ilişki kurmada daha bir güç, daha bir deneyimliydim diyeyim. Fakat şimdi tabii İlker Poyraz 14 yaşında ve artık bir ergene dönmüştü. Ve ben o konuya hiç çalışmamışım mesela. Yani Erden değil mi? ha? Çalışmadığın yerden çat çakıyor sana. Aynen, birazcık öyle oldu ve şimdi mesela onunla ilgili neler yapabilirim, nasıl, yani umarım seyretmiyordur diye bakıyorum bir taraftan da. Yani şey, Poyraz, tabii büyüyorlar. kopya ver lan. Yani biz de, ben hep şey diyorum Fidel'im. Biz Sinem'le biliyorsun hemen hemen aynı dönemde. Sinem senin sınıf arkadaşı yok. Hayır, Senden hayır. önce aldım. Sen çok bebesin tabii bizden çok sonrası. Aynen. Aynı şey Çok öyle algıladım. görünmüyorum. Senin yanında çok öyle Yok görünmüyorum yorma. Böyle şey. Aynı dönemde yavruladık. Sinem'in kocası biliyorsun ama. Almanya hani doğumlu Tabii ve tabii. orada falan kuralları. Sinem de bayağı böyle şeydir hani kuralcıdır falan. Bu Tabii uyku tabii. verdi çocuğa. İki çocuğa da uyku eğitimi verdi. Ben de pek özendim bu uyku eğitimi vermeyi. Ama yani eğitim dediğin şeyi zaten o noktada sorgulamaya başladım ben. Ulan bu eğitim diye bir şey yok herhalde diye. Çünkü ben mesela Fidel'de tutmadı bu. Bir gün çok sinirlenip Fidel'i böyle yapıp daha bebekti ya. Yatağa şöyle fırlatmıştım. Kötü bir şey tabii ki bu. Yani küçücük bir bebek ama sen hani bir sürü şeyi sorguluyorsun. Yıllar sonra Fidel'i karşıma aldım. Bu anı anlattım. Dedim ki Fidel çok haksızlık ettim. Sen daha küçücük bebektin. Sana uyku eğitimi vermek istedim. Sonra seni yatağa böyle hafifçe değil biraz sertçe bıraktım. Beni affet dedim. Tamam mı? Ellerini böyle yaptı. Seni affediyorum anneciğim dedi. Hatırlıyorum dedi. O kadar içim acıdı ki. O kadar acıdı ki. Ama sürekli aynı şeyi söylüyorum. Biz de hayatımızda ilk defa anne baba oluyoruz ve hata yapabiliriz. O Tabii yüzden ki. de kopya versinler ya çocuklar. Aynen, işte vermeye çalışıyorlar. Yani neyse ki hani biz çocuklarımızla iletişim kurabilen, Evet. onları dinleyen bir tırnak içinde ebeveynleriz.
O yüzden de hani onları sürekli duymak, dinlemek, ne istediklerini, ne hissettiklerini anlamaya çalışmak çok önemli. Hani biz kendi adımıza bunu yapmaya çalıştık hep. Ben senin de yapmaya çalıştığını tahmin ediyorum. Yani biliyorum. Daha ayrıca Fidel'i de az çok bilip tanıdığım için görünüyor zaten. Hani şimdi o ürün, o meyve bir yerden sonra zaten kendini bir şekilde belli ediyor. Evet, yani umarım hani şey, pardon. Elma ağacından armut çıkmıyor diyorsun yani. Yani çıkmıyor. Yani eğer sen elma ağacıysan gerçekten iyi bir filiz yetiştirmeye çalışıyorsun yani. Umarım. Ya da elma ağacı gibi görünüp başka bir şeysen zaten muhtemelen zaten yavrulamıyorsun Bir şey söyleyeceğim. Bu emmiciler. Peki bu emmi karakteri o Çukur dizisinde gitarı var mı? Şarkı söylüyor mu? bile. Nasıl bir karaktersin sen? İyilerden mi, kötülerden mi, orta mı? Yani ben iyilerdenim, öyle söyleyebilirim. Ha. Aynen iyilerin yaşlılarındanım üstelik. Yok canım. Ve bayağı yaşlılarındanım. Tahmin Çok kötü. edemeyeceksin ama şu anda neredeyse en yaşlılarından biri Yani benim. maazallah beni diziye almaya karar verse Çukur ekibi mezarlıkta ancak taşıma okuyacak. Seninle benim aramdaki yaş Ama lütfen hani yaştan Çukur dizisindekiler yok, yok. Gerçekten bir bahsetmiyorduk. yaş var. 15 yaşım var yani. Küçüğüm kaderimden gelebilir. Güzel. Güzel işte bu. Aynen. Yapımcı kimse, evet bakın bir 15 yaş küçüğüm, hala bir şansım var. Size bir sürprizim var. Benim Kadir'imin çok güzel bir sesi var. O daha Evet. böyle konservatuvarda bebeyken, çünkü bizdeki gelenek öyle ya, bizden sonra gelen herkes bebe oluyor. O çok kıymetli bir şey. Kadir'im de benim için bebem, benim canım. Şimdi çok güzel şarkılar söyleyecek, bize söyler misin? Söylerim tabii ki de seve seve ne demek. Ama tabii başlamadan önce bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten evde tek kalınca uzun süre hani ne yapacağım, ne edeceğim? Hani kendini dediğim gibi rehabilite etmenin yollarını arıyorsun. Ben de işte amatör gitar çalıyorum kendi kendime işte bir plaj gitaristi edasıyla. İşte Akdeniz akşamlarından başlayıp karlar düşerle devam eden repertuarımı kendimce birazcık geliştirdim falan. O yüzden hani bizi izleyen, dinleyen şu anda ya da dinleyecek olan müzisyen arkadaşlarımdan müzikal anlamda özür diliyorum şimdiden. Ben şarkı söylemediğim sürece hiçbir sıkıntı yok. Bir tek Devrim Özler Akın'ın düğününde söyleyeceğim. Onu da hazırladım geçen başta. Diyorum Devrim. O düğün olacak. O şarkıyı söyleyeceğim. Olacak o düğün. Ya lütfen Devrim evlensin. O düğünde ne istiyorsa ben de yapacağım. Kadir, vallahi bak ya, bu çok tehlikeli bir şey oldu biliyorsun. Selda Özbek Devrim Özder Akın'dan sonra Kadir Çermi'nin de yaşını sordu. Sanırım. Ya ben 43 yaşındayım. Ama rahat 55'im var. O zaman bir tane şarkı söyleyeyim. Hadi bakalım. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar. Caddeden sokaklara doğru sesler elendi. Pencereler kapandı, kapılar sürmelendi. Bir kömür dumanıyla tütsülendi akşamlar. Gurbete düşmüşlerin başına düştü damlar. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını gözledim, görmeyeceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isimden. Saksıda incilendi yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar
senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Saatler saatleri vurdu çelik sesiyle. Saatler son gecemin geçti cenazesiyle. Nihayet ben ağlarken toprağın yüzü güldü. Sokaklardan caddeye doğru sesler döküldü. Yuvamı çiçekledim, sen bir meleksin diye. Yollarını gözledim, görüneceksin diye. Senin için kandiller tutuştu kendisinden. Resmine sürme çektim kandillerin isinden. Saksıda incilen yapraklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Söylendi gelmez diye uzaklar senin için. Yani biraz eski şarkılar tabii ama. Bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi nereye gittim biliyor musun? Nereye? İstiklal Caddesi halı yıkama fabrikasına dönüşmeden önce. Yani her yer asfalt değilken daha. Kalabalıkken, insanlarla güzelken, çiçeklerle güzelken, ağaçlarla güzelken. O tramvayın oradan girdiğimizde sağdaki bir sokakta bir barda program yapıyordun sen ve biz her hafta geliyorduk oraya. Aa, gerçekten mi? Evet. Neresi orası acaba? Neydi orası? Barınak mıydı acaba? Bizim öyle Cüneyt, ben acaba birlikte. Evet. Galiba bir, orasıydı. Diye bir çocuk vardı, hatırlıyor musun? O da oyuncuydu galiba. Bizim Arzu'nun sevgilisiydi galiba. O Cem. O da maske diyorsun sanırım sen. Mask. Okey. Hatırlamıyorum da. Aynen. Evet. Hatırladım. Ya şimdi hatta ablamı da getirmiştim. Ablam da yayına katıldı. İçimiz ısındı dedi. Evet ablacığım. Aa, bir yıldız. Ben böyle yine o keyifli ses. Evet. Senesi var onun. Bir en fazla. İstersen seneleri ve yılları karıştırmayalım artık. Yani sen bilirsin. Ben 43 yaşındayım. Ben de 40 yaşında yavruladım dedim. Yani İstersen bak Fidel oradan kadra girerse eğer. Olmaz, doğru söylüyorsun ya. Evde tek başına da olsa böyle alıp gitarını şarkılar söylüyor musun? O nasıl bir şey? Ben çok merak ederim o duyguyu. Benim ya hiç elimden öyle bir yetenek gelmediği için. Yok ben. Yani dediğim gibi ben de hani gerçekten hani bir müzisyen edasıyla yapmıyorum. Gerçekten hani şarkı söylemek böyle iyi hissettiriyor insana kendini gerçekten. Hani şey gibi hani kimi resim yaparken o duyguyu, o anı hissediyor. Çünkü bir de hani birazcık daha böyle bireysel. Evet hani biz tiyatro için mutlaka seyirciye, bir alana, bir partnere ihtiyaç duyuyoruz genelde. Ama mesela hani müzikle ilgilenince belki birazcık hani amatör de olsa hani bu arada ya da resimle, plastik sanatların herhangi birini de kastediyorum. Hani birazcık onlarla böyle ilgilenince daha böyle ferdi, daha kişisel, daha kendi kendine yapabileceğin bir şey oluyor. Ve daha kolay üstesinden gelebiliyorsun. Bir de niyetin var, birazcık da yeteneğin varsa, yani böyle hani seviyorsan diyeyim, hani yetenek de aslında çok çok da önemli bir şey değil bence. Çünkü önemli olan niyet burada. Ne yapmak istiyorsun? Yok, ben de niyetten çok bir şey yok ama netice yok. Yani ben insanıyım. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben çok öyle düşünmüyorum Serapcığım. Neden biliyor musun? Yok yemezler. Yok niyetler de olurdu 50'ye. Yani niyet yok yani bir şey. Ortaya çıkan bir sonuç yok. Ya bir şey söyleyeceğim. Olmuyor. Ben zaten şarkıcı olmak için söylemiyorum. Profesyonel bir şarkıcı olabilmek için demiyorum. Yani mesela duş yaparken mırıldanmıyor musun? Bir şarkı söylemiyor musun? O sana kendini iyi hissettirmiyor mu? O sadece o kadar. Onu söylüyorum ya, yoksa ben de yapamam. Kalp kalbe de laf lafa da karşısınız. Sen hamamda söyle Serap derken
Sen nezaket kaybetmeye Duşta dedim. Bak. Güzel ya. Evet. Bir şey söyleyeceğim. Sen bu televizyonda hep oynuyor muydun? Yani senin pratiğinde hep televizyon mu vardı yoksa konservatuvardan mezun olduktan sonra tiyatroda direttin mi tiyatro yapacağım diye? Yani şöyle söyleyebilirim. Ben 2000 yılında mezun oldum Eskişehir'den. Biliyorsun zaten sen de, ben hani hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Çok uzun süre Devlet Tiyatrosu'nda, burada İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yaptım. 4 sezon. O arada işte özel tiyatrolarda çalıştım çok. Yani boş geçirdiğim tiyatro sezonu oldukça az aslında. Geçen yıl boş geçirdim bir tek, öyle söyleyebilirim. Birazcık dizinin yoğunluğu yüzünden. Ama bu yıl mesela umarım her şey normale dönerse, çok özledim sahnede olmayı. İstiyorum sahnede olmak tekrar. Ama dediğim gibi yaklaşık 17-18 yıl aralıksız tiyatroda çalıştım. Yani birçok oyunda çalıştım. Dediğim gibi Devlet Tiyatrosu'nda uzun süre figüranlık yaptım. En son hatta Taksim sahnesinin kapanış oyunu Murat abi, Murat Karasu, Bahar Noktası yapmıştı. Evet. Ha. Onda Papa oynama şansı buldum mesela. Figüran diyorum ama birazcık kendimi şey yaparak öyle tatlı güzel tecrübeler edindim diyebilirim. Keyifli oldu tiyatro Aynen süreci. aynen. Ya güzel tiyatro, çünkü gerçekten iyi hissettiriyor kendini. Az önce onu söyleyecektim mesela. Çok benzer bir şey değil ama şimdi yayına başlamadan önce evin içerisinde işte bir oraya gittim, bir buraya geldim falan. Sanki oyuna başlamasına 5 dakika var ve sen kuliste portelin kenarında antre almak için bekliyormuşsun gibi bir duyguyla durdum mesela bir süre. Tabii ki benzer duygular, aynı değil tabii ki. Ama hani o duygunun ne demek olduğunu hatırladığımı hissettim az önce mesela. O ben iyi hissettiriyor yani. Ya daha doğrusu sen de biliyorsun zaten. Sahnede olmak her tiyatro oyuncusunu gerçekten iyi hissettiriyor. Bu arada şunu da söylemek lazım tabii. Bu pandemi belası yüzünden İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde özel tiyatroların hali, siz de Nilüfer sahnesi olarak zaten yaşıyorsunuzdur. Bayağı bir vahim ve hani böyle çok da parlak şeyler olmuyor ne yazık ki. Yani umarım bu hikaye bittikten sonra kapanan salonlarla bu mesleğe küsmüş oyuncu arkadaşlarımızla karşılaşmayız çok. Umarım hani o süreyi de, ya da küsmüş seyircilerimiz olmasın lütfen. Orayı da böyle güzel atlatabilirsek çok şahane olacak. Ya birlikte Çok olur. konuşmuyorum değil mi Serap? Efendim? Çok Ne? konuşmuyorum değil mi? Çok konuşmuyorum değil mi? Birlikte olabilme duygusunu tekrar hissedip bir araya gelebilmemiz önemli tabii ki. Ama bu bence hemen olmayacak. Biraz zor bir süreç bizi bekliyor diye düşünüyorum. Fiziksel anlamda da artık mesela biz Nilüfer sahnesi olarak 340 kapasitemiz vardı. Ve pek çok prodüksiyon işi bize gelmiyordu. Çünkü diyorlardı ki işte ben orada 100 liradan bilet satsam bile kurtarmam. Ekonomik Kurtarmaz açıdan diyordu. söylüyorum. Kurtarmaz. Şimdi diyorum ki hani gerçekten böyle düşünenlerin acaba stadyumlara mı gidecekler hani beşer kişilik? Ben en son öyle demiştim Yani çünkü bu gel efendim. birkaç gündür, çok özür dilerim Serapçığım, sözünü kestim ama Yok. bugün dönen bir yazı var. Bugün dönen bir yazı tiyatro ile ilgili, özellikle özel tiyatroları kapsayan bir yazı. Hatta bununla ilgili bir imza kampanyası da başlatılmış sanırım. Hani özel tiyatroları da aslında bir kamu yararına yapılan bir yere koyup ve orada ciddi bir vergi indiriminden faydalanması gerektiğini söyleyen bir yazı dolaşıyor. Belki gözüne kesmiştir ya da dikkat etmişsindir falan. Yani mesela bu sözünü ettiğin şeyi, çünkü gerçekten ben dediğim gibi 20 yıldır özel, yani işte devlet tiyatrosundaki o küçük şeyi saymazsak figüranlık dönemini, onun dışında hep özel tiyatrolarda çalıştım. Gerçekten özel bir tiyatroyu yönetmeye çalışmak çok zor. Çok Koşullar zor. gerçekten çok ağır. Tahmin Aha. ettiğimizden çok çok daha ağır. Ve hani o süreçte
en azından ciddi bir vergi indiriminden faydalanabilirse özel tiyatrolar, evet, o zaman 100 liraya değil de 50 liraya satacağı bilet belki de onun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir duruma gelecek mesela. Çünkü 100 liralık biletin zaten %28'i vergi olarak gidiyor. Bizden Aynen. şey kesiliyor, eğlence vergisi kesiliyor biliyorsun. Hala tiyatroyu eğlence sınıfında gördükleri için. Öyle, sonunda da dansöz diyorlar hala ne yazık ki. Evet, aynen. Söylüyorlar. Bakalım ne olacak, hani süreç nasıl evrilecek, nereye doğru gidecek hiç bilmiyoruz. Umarım daha keyifli, daha birlikte yaşamanın mümkün olduğu, ama herkesin bu gezegendeki, hep onu söylüyorum ben, canlı cansız her şeyin eşit yaşam hakkına sahip olduğu bir gezegende yine hep birlikte yaşarız ve keyifle tadını çıkartırız bu defa. Vallahi umarım. Yani bunlar çok iyi dilekler tabii. Umarım her şey gerçekleşir. Umarım. Kadir'cim, sen Efendim? gönderdiğin bizim metnimize eklemlendiğin bir cümle var. Şimdi hepsini okumayacağız bundan sonra. Nilüfer'in Instagram hesabında metin sürekli devam edecek. Sakalını kesme diyor Alper Tazebaş. Kesecek. Ben kesmeyeceğim. Alper Taze Başa. Hop hey yavrum be. Diyor. Dur. Senin eklemlendiğin o güzel kelimelerini, kalbinin o güzelliğini, o cümlelerini alabilir miyim? Yani güzel bir metin olmuş. Çok da hoşuma gitti açıkçası. Yani ben de işte hasbelkader birazcık da ilk aklıma gelen bir şey oldu ama ben de işte oynamak duygusu çok çocuksu bir duygu ve o gerçekten o çocuksu duygu ne kadar yüksek olursa oynamak da o kadar gerçek oluyor aslında. Birazcık onu düşünerek söylemeye çalıştığım şeyi sana işte attığım mesajda. İşte el ele vererek çocukken oynadığımız oyunların coşkusunu da hatırlayarak ve o coşkuyla birlikte deri değiştirebilmek için yapmamız gereken neyse onu yapalım. Güzel. Duygum bu. Peki senin çocukluğunda en sevdiğin oyun neydi? Ne oynardınız? Ya ben çok sokak çocuğuydum. Ben de. Sokakta aynen. Biz tabii belki de birazcık şanslıydık. Şimdi bizim çocuklarımıza baktığımızda öyle bir şey göremiyoruz ne yazık ki. Ya ben mesela çivi çok severdim. Çamurun üstünde çivi oynardık. O ne be? Yani işte çivi, işte çamurun üstünde çivi atılır. Çiviyle bir rakibini kıstırmaya çalışırsın dar alanlarda. Meşe, misket falan. Hani onlar da vardı tabii. Kadir'im. Ha? Uydurdun. Bu oyunu başka oynayan var mı? Soruyorum. Çivi, çamurda çivi. Uydurdun gibi geliyor. Bak şu iş bitsin. Geliyorum Bursa'ya ki görmedim ne zamandır Bursa'yı. Bekliyorum. Gel abicim, oynamayan şerefsiz. O ne lan? Çamur, Tamam. çivi, Ya bak dilli. üç kişisin mesela. Çok basit. Şöyle yapıyorum. Üç kişisin mesela. Üç Hadi. kişi ne yapıyor mesela? Bir Y harfi çiziyorsun. Tamam mı? Var mı oynayan bu arada? Yazan oldu mu? Yok, Bir hatırlayan yok. Y harfi çiziyorsun. İki kişiysen V harfi çiziyorsun. Hem uç senin başlangıç noktan oluyor. Tamam mı? Çiviyi böyle tutuyorsun. Çamur ya alan. Çamura atıyorsun. Çivi çamura eğer saplanırsa, yani güzel attıysan, herkesin eşit çivisi bu arada. Güzel attıysan o çiviyi, rakiplerini kıstırmaya çalışıyorsun. Alanlarda kıstırmaya çalışıyorsun. Ve batmadı ya çivi. Rakibine geçiyor sıra. Bu sefer o senin kıstırdığın alandan çıkıp seni kıstırmaya çalışıyor. Yani İsa, bana bu kadar detay verdirdin. Ben de daha başka bir şey söylemiyorum. bir tek İsa Sabah Yıldızı dedi ki çok güzel oyundur dedi. İkinizi bahçemde çivi ve çamur oyununu oynarken görmek istiyorum. O İsa. bahçeyi sulayacağım. Her yeri de çamur yapmazsam benim de adım Kadir değil. Peki bekliyorum. Kadir, Tamam. anlatmayı. Peki Alper Tazebaş Bey, ne anlatalım Alper Bey? Yani neden bahsedelim? Kurumsal tiyatrolar şöyle, özel tiyatro, bunlardan mı bahsedelim Alper Bey? Nelerden bahsedelim?
İsa Bey diyor ki ben varım diyor. Tamam. Kadir de bize diyor İsa Bey sen de sol yanımdasın. Hemen birlikte oynuyorsunuz bu bahçede. Oynarız. Tamam. Oynarız oynarız tabii ki de. Sohbet çok keyifli ama bir şarkı daha alalım mı? Hem vakit çabuk geçiyor. Nasıl geçiyor? Olur. Ben de. Hadi olur, bir şarkı tabii. Daha alın. Sonra nokta 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 oynayacağız. Nokta 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 neymiş? Bir dakika dur heyecanlandım. Çok güzel. İlk adım Nilüfer değil. Selam buluyor. Nilüfer sen. Bir tane böyle beste çalabilir miyim izninizle? Ay bana mı yaptın diyeceğim. Annemin sesi gelse topraktan çalış dese benim gibi. Annemin sesi gelse topraktan çalış dese benim gibi. Durma orada kaç git oradan. Durma orada kaç git oradan. Gidilmiyor nereye nasıl, hayat dizi film değil ki. Gidilmiyor nereye nasıl, hayat dizi film değil ki. Sen yaşasaydın giderdim belki, yüreğin toprak olmasaydı anne. Sen yaşasaydın giderdim belki, yüreğin toprak olmasaydı anne. Bekler kucaklar mıydın beni, bekler kucaklar mıydın beni. Gidilmiyor nereye nasıl, hayat fotoğraman değil ki. Gidilmiyor nereye nasıl, hayat dizi film değil ki. Biraz hüzünlü bir şarkı. Evet birazcık öyle oldu. Düştük mü? Motivasyonumuz düşürdüysem özür diliyorum. Her şey hayata dair. Yani bir yanımız hüzün, bir yanımız neşe, bir yanımız mutluluk, bir yanımız evet. İşte mutsuzluk. Öyle ortaya karışık. Evet bir yapacak bir şey yok. Bütün hepsi birbiriyle kargı. Sizin dizi Suriye'de mi izleniyor? Yani sanırım. Ben Arapça bilmiyorum. Arapça. Birçok yerde izleniyor sanırım sen. Çok fazla Suudi Arabistan'dan Suriye'den. Aa annem geldi. Anneciğim öpüyorum seni çok. Ben de çok özledim. Annen için yazmış bu şarkıyı o zaman hemen. Öyle öpücük yolu. Ben de öpüyorum sizi. Kendisini daha öpüyorum sizi. Aynen kızım. Şimdi. Evet. Böyle çalıştım. Yani programa çalıştığım için bu şeyi yapıyorum, bıdı bıdıları da yapıyorum. Böyle evet. Güzel şeyler çıkarttım. Oyunlardan, işte sevdiğimiz filmlerden, işte ya da böyle sevdiğim yazarlardan. O yazar bir şekilde yazmış, işte yazar olmuş. Bakalım Kadir Çermik orayı nasıl tamamlayacak diyoruz. Dur, heyecanlandım. American Story filminden geliyor bir replik. American History hatırlıyor musun? American History X. Hatırlıyorsun. Aynen. Edward Norton oynadı. Nokta 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 diyor Derek Vinyard. Bir daha söyler misin? Duyamadım. Nefret nokta nokta noktadır. Nefret olmazsa olmazdır. Çıkayım mı? Kapatayım mı? Yani bitti mi belli işiniz? Öyle. Ya sen böyle yaşıyorsun ve böyle ifade ediyorsun. Bunun doğrusu yanlışı yok zaten. Güzel olan hani
herkes nasıl ifade ediyor? Onu merak ettiğim için bu bölümü yapıyorum. Ya şeyi düşünerek söyledim açıkçası. Çok özür dilerim. Hani hep bir opozite olmak zorunda ya her şeyin. Eğer nefret olmazsa, nefret olmazsa diğeri nasıl olacak? Yani affetme, gerçeklik. Hani o yüzden olmak zorunda galiba diye düşündüğüm için öyle söyledim. Nefret büyüktür diyor Amerikan History'de. Hmm. O da öyle yaşamış demek ki. Ona da ilk olarak. Evet. Sen de böyle yaşadın. Bu arada programı açarken şey dedim ben. Bu alemde tek geçerim Kadir Çermi'yi dedim. İlgili seyirciler. Şöyle bir şey oldu. Kadir'e telefon açıyordum. Ben Oyuncular Sendikası döneminde çok aktif olarak çalıştım. İlk kurulma aşaması. Biliyorsunuz İstanbul'da da yaşıyordum. Çok emeğim geçti Oyuncular Sendikası'na. Pek çok böyle hani birebir görüştüğümüz kişilerin telefonu var cep telefonumda. Bunlardan birisi de sevgili Kadir. İnanır. Fakat ben Kadir Çermi'yi arıyorum diyerekten Kadir İnanır'a bas. Ama o anda gözlerim iri oradan kurtardım. O inanırı ben gördüm yandım. Ve nasıl kapattım sonra gülerek seni aradım biliyorsun. Onun üstüne sen de bana Bahar Bakkal'ı anlattın. Ne yaptın? Ya ben de Bahar Bakkal diye bir arkadaşımız var. Bir gün onu arayacaktım. Yanlışlıkla bakkalı aramışım. Ya aramışken de mecburen iki ekmek, bir yumurta, işte bir sipariş vermek zorunda kaldım. İyi olmuş. Bakkalın da nasibi varmış senden. Aynen, aynen. O keyifli bir şey olmuş. Peki, nereden şey yapalım? Nereden sorayım ben sana? Ferhangi Şeyler diyor ki, ananın nokta 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 yolun var. Ferhangi Şeyler. Ne diyor ananın? Ne diyor? Ya, ananın herekesine kadar. Ananın Amsterdam'ına kadar yolu. Çok güzel. Çok güzel sorular geliyor. Birkaç soru sormak istiyorum izleyicilerden. Var mı çok merak ettiğiniz Kadir Çermik'ten? İlla cevap versin. En çok kimi seviyor Kadir? Tabii ki beni seviyor. Bu sorulacak soru. Tabii canım. Emmi diyor hep alkışlar var. Var çok merak ettiğiniz birkaç soru soralım. Nerelisin onu merak ediyorlar. Harun bana buradan suple veriyor. Vanlıyım aslında. Vanlıyam, Şanlıyam. Yam, Kılıçkanlıyam. Ama tabii çok küçük yaşta İzmir'e göç ettiğim için İzmir'de büyüdüm diyorum hep. Ama Vanlıyım. Ailem, annem, babam hep Vanlıydılar. Sen gittin mi daha sonra Van Devlet Tiyatrosu? Tabii tabii çok gittim. Çok gittim. Van Devlet Tiyatrosu kurulduğunda hatta sen de biliyorsun bizimkiler oradaydı hep. Evet. Ve ben o zaman birinci sınıftaydım. Ve hem aile ziyareti, aile büyüklerini ziyarete hem de mezun olan arkadaşlarımızı ziyarete gitmiştik. O zamanlar Gökhanlar, Tolgalar, evet, işte Süleymanlar falan hep oradaydı. Onları ilk bölgeler ilk yeni açılmıştı daha o zaman. Seslendirme lise diyor Selda Özbek Orpak. Sanırım niyeti bozdu Selda'nın. Buyurun. Lise eğitiminizi almamış. Direkt konservatuvar. Lisede İzmir Eşrepaşa Lisesi. Madem öyle söyleyeyim. Evet bizde çok var Eşrepaşalı biliyorsun. Levent, Savaş. Onlar da hep Eşrepaşalı. Aynı liseden miyiz Acep diyor. Kuzum sen küçüksün Selda. Sen daha 30'larında yoksun Mehtap'la sen. Ne? Adam 44 yaşındayım diyor. Anca hatıralarda belki rüyanda görmüşsündür Kadir'im. Şey kutlar, seslendirme kullanıyor musun abi? Yani seslendirme işte az önce... Kullanıyor musun? Kullanıyor musun? Gereken korumamı yaptım. Neyi kullanıyor muyum anlamadım. Seslendirme kullanıyor musun diyor. Seslendirme kullanmıyorum artık bıraktım. Yani çünkü bayağı zarar verdi bünye. Uzun süre yaptım seslendirmede. Ama şimdi şu sıra birazcık tabii hani şu an için zaten konuşmuyoruz yaşadığımız son bir buçuk ay için. Ama ara ara yapmaya devam ediyorum denk gelince. Dizide kendi sesinle oynuyorsun değil mi? Evet evet sesli çekiyoruz zaten diziyi. Herkes kendi sesiyle oynuyor.
Aha. Ekstra dublaj stüdyosuna gitmiyorlarmış. Sanırım Suriyeli arkadaşımı sakın dalga geçtiğinizi düşünmeyin. Çok keyifli sizin aksanınız ve kullanımlarınız ama bizde başka anlamlara geliyor. Hani kullan dublaj yapıyor musun? Yapmıyormuş dublajı da. Onu ben de Aynen. ama yıllarca da Fahri'de seslendirdi diyor. Ama anlamadım onu ben ne demek istediğini. İşte bir televizyon dizisinde uzun süre bir seslendirme yapmıştım. Belki de onu söylemeye çalışıyordur arkadaşım. Ha, olabilir. Olabilir. Bugün ne yemeği yaptın? Bir de onu öğreneyim. Ben de onu merak ettim. Bugün çorba yaptım ve kabak çırtma yaptım. O ne be? Kabak çırtma? Yani işte birazcık şey tembel yemeği. İşte soğanı Aa, çok. kavur. Birazcık salça koy. Kabağını at. Birazcık üstüne su. Ama çok az su. Sonra da üstüne iki tane yumurta kırıp ekmeğini bana ye. Aa, güzel. Ben de onu başka bir şekilde yapıyorum. Üzerine sarımsaklı dereotlu yoğurt yapıp Aa, o da çok güzel olur. Aynen. Aynen. yine öyle sevdirdim mesela kabak yemeğini. O şimdi çok seviyor öyle. Evet, süper. Başka bir tat oluyor. Öyle de deneyebilirsin. Aynen kızım. Başka hazırlandığım ne dedin aşkım? 5-6 dakikamız kalmış. Tamam hayatım. Bir şarkı söylesin diyor Harun Karanfilci. Söyleyeyim hadi tamam. Harun'a da çok selam bu arada. Çok öpüyorum Harun'u. Twitter arkadaşı. Sadece Twitter arkadaşı. Bak gördün mü? Hemen sınıflandırıyor. Mahalleden arkadaşım diyor. Kaldı eski Cihan. Dalgaları karşılayan gemiler gibi gövdelerimizle karanlıklar yara yara çıktı. Rüzgarları en serinli, uçurumları en derinli, havaları en ışıklı sıradağlara. Arkamızda bir düşman gözü gibi karanlığın yolu. Ropopom önümüzde bakır taslar güneş dolu. Dağlarda gölgeniz göklere vursun. Yan yana göz göze diz dize vurun çocuklar. Pasları birbirine vurun çocuklar. Hey! 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 Ho! 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 Hey! Hey! Ho! Ho! Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Dostların arasındayız. Güneşin sofrasındayız. Doldurun çocuklar, doldur içelim. Başları göklere atalım, serden geçelim. Doldurun çocuklar, doldur içelim. Koşarak devlerin geçtiği yerden geçelim. İşte evet, böyle şeyler. Sen söyleme diyor Nilüfer. Nilüfer ablan söylemiyor zaten. Canımın ablan söylüyor. Ben dedim Nilüfer kız sus dedim. Komşu karşıda Nilüfer. Ona söyletmiyorum merak etme. Serap ablan söylüyor. Bahçede parka kalmadı diyor. Ya bir an önce kalabalıklaşsak da şöyle güzel güzel masalar kursak hep beraber şarkılar söyleyip. Aşkım sarhoş olsak ne güzel olur. En uygun ortam hem de şey olur ucuza benim Özler Akın'ın düğünü olma mı? Evlendirin. Ya çok güzel olur bak çok güzel. Sadece küçük bir sorun var. Devrimle kimi evlendireceğiz? Ya çocuk var ya niye bir takıldım Devrim'in düğününe ben. Söyleyeceğim ya çok heyecanlanıyorum onun için. Aynen. Ay, canımın içi çok keyifli bir sohbet oldu. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim Serap. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Camdan cama olmadı. Gerçekten de candan cana oldu. Hem seni çok istemiştim. Mutlu oldum. İlfer sahnesine, Bursa'ya, Arap ülkelerine, ondan sonra Cizre'den sürekli merhaba diyen var. Ta Cizre'ye kadar gitti sesimiz. Oh ne güzel. Kadar gitti sesimiz. Ne güzel. Evet çok özledik ya. Bir an önce Kaş'a gitmek istiyoruz artık. Umarım bu sene yine Kaş'ta buluşuruz. Kaş aşkı. Aynen. Keyifli olur. Cuma akşamı Mehtap Bayri bizimle birlikte olacak. Bu defa da Harika. Senin kulaklarını çınlatırız. Belki de seni evlendirmeye niyetim. Mehtap Bayri.
ne söyleyeceksin aşkım? Harun diyor ki çok konuşuyorsun diyor. Kadir'ime söyle, ne söylemek istiyorsa o söylesin. Final konuşmasını o. Harun'cum geleceğim birazdan Twitter'a. Abi bir selam vereyim ya. Abi çok konuşuyor ya. Yapacak şey. Ya olsun. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok teşekkür ederim Serap'cığım. Harika bir sohbet oldu. Benim için de çok keyifliydi. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani umarım bu zor günleri atlatacağız ve hayatta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Daha güzel devam edelim. Daha bilinçli. Yani zaten buna mecbur kalacağız büyük ihtimalle. Evet. Alper'im bir günde seni almak isteriz programımıza. Evet Alper Tazebaşım. Bundan sonraki süreçteyim de evet bakalım alalım programımıza neler konuşacağız. Öyle. Herkese akşamlar diliyoruz. Biz kaldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Cuma ne çalacağım tık tık tık. Şeyi biliyor musun tık 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 kim o? Tık tık kim? Öyle bir reklam vardı. Ben kapıcı. Hatırlamıyor musun? Hayır. Tık tık kim o? Ben kapıcı Memo. Ne istersin? Para. Hatırladın mı? Hatırladım. Bir çöplükte. Para. Çöplükte yok. Para. Avcunu yala. Aynen aynen. Ya güzel. Yine tık tık kapınızı çalacağız. Dilek herkese kucak dolusu sevgiler, öpücükler, aşklar. En çok seni seviyorum Kadir'im. Ben en çok canımın. Kendine iyi bak. Benim için. Sen de öyle Serap'ım. Çok çok öpüyorum seni. Hoşça kal. Hadi sevgiler herkese. Hoşça kal. Şurada çıkacak bekle.